أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlarımız, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri lütuf ve kerem buyurdu. Yeni bir cumada tekrar kendi evlerinden bir evde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü dersimizde yine aşağı yukarı her birimizi ilgilendiren bir hadis-i şerifi paylaşmış olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin nasıl sağlanması gerektiğini, ne kadar önemli olduğunu, herkese düşen vazifelerin neler olduğunu çok somut bir şekilde bizlere beyan etmiştir. İki türlü Müslümanlık vardır kıymetli dostlar. Bir elhamdülillah Müslümanım deyip bildiğin gibi yaşamak var. Bir de elhamdülillah Müslümanım deyip Peygamber Efendimizin öğrettiği gibi yaşamak var. Biz genelde Türkiye'de 5 vakit cami cemaati bile olsak elhamdülillah Müslümanım bildiğim gibi yaşarım diyen kısımdan oluyoruz. Elhamdülillah Müslümanım demek büyük bir nimettir, büyük bir devlettir. Ancak Allah Celle ve Ala Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermediği yetkiyi biz kendimizde görmüş oluyoruz. Nasıl? Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme talimat veriyor. Ve diyor ki Es-Sa'id billah festaqim kema umirte. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol diyor. Bildiğin gibi dosdoğru ol demiyor. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Peki emrolunduğun gibi cümlesini biraz daha açarsak kim emrediyor? Kimin emrettiği gibi dosdoğru olmak? Allah'ın emrettiği gibi dosdoğru olmak. Şimdi kardeşler, burasını altını çizerek ifade etmek istiyorum. Herkes kendisi düşünsün. Ben Müslümanım elhamdülillah. Nasıl yaşıyorum? Bildiğim gibi, canımın istediği gibi. Böyle mi? Yoksa Rabbimin emrettiği gibi, Rabbimin istediği gibi. Böyle mi? Hangisi doğrudur? İkinci söylediğim doğrudur. Peki bizimkisi hangisidir?
bizimkisi de birinci kısımdır. Evlerimizde, sosyal ilişkilerimizde, ticaretimizde ve çocuklarımızla olan münasebetlerimizde daha çok bildiğim gibi örf, adet, gelenekte olduğu gibi, herkesin yaptığı gibi. Halbuki biraz önce kullandığım ifadeyi bilinçli kullandım bakın. Allah Celle Celaluhu böyle bir yetkiyi peygamberine vermemiştir. Sen bildiğin gibi yaşa dememiştir. Emrolunduğun gibi yaşa demiştir. Emrolunduğun gibi dost soru ol denmiştir. Öyleyse bize de düşen nedir? Emrolunduğum gibi dost soru olmaktır. Babamızla aramızda bir anlaşmazlık olabilir. Annemizin bize karşı tavrı farklı olabilir. Komşumuzun, kardeşlerimizin bize karşı tavırları farklı olabilir. Bizim de onlara karşı tavrımız farklı olabilir. Peki bütün bu virajlarda, bütün bu sıkıntılarda bildiğim gibi mi hareket etmeliyim, yoksa emrolunduğum gibi mi hareket etmeliyim? Bildiğim gibi hareket edersem allak bullak yaparım, her tarafı karıştırırım birbirine. Anamla böyle olurum, babamla böyle olurum, kardeşlerimle birbirine girerim. Eğer bildiğim gibi olursa iş buraya gider. Ama emrolunduğum gibi olursa o zaman ortalık gül gülistan'a döner. Mesele ilke olarak bunu iyi kavramak. Elhamdülillah Müslümanın burada hiç sıkıntı yok. Ondan sonra bildiğim gibi yaşarım, gördüğüm gibi yaşarım, bir de emrolunduğum gibi yaşarım. Hangisi doğruydu? Emrolunduğum gibi yaşam. Vatandaşın aklına kredi çekmek geliyor. Araba alacak, kredi çekmek geliyor. Mantıklı geliyor. Ben bunu ödeyebilirim diyor. Şu kadar alırım. Atıyorum 30 bin lira alırım. 35 bin lira olarak şu kadar vadede öderim diyor. Koşa koşa gidiyor. Ödeyip ödeyemeyeceğinin hesabını yapıyor. Bakarız çaresine gidiyor, krediye gidiyor. Peki burada düşündün, öyle anladın. Peki bir de sor bakalım. Rabbine sor, Kur'an'a sor, İslam'a sor. Sana izin verecek mi, vermeyecek mi? Faiz var işin içerisinde, bulaşma bu işe diyecek. Şimdi burada ya Kur'an'ın dediğini yapacaksın, ya bildiğin gibi yürüyeceksin. Bildiğimiz gibi yürürsek cennet adresini bulamayız. Bildiğimiz gibi yürürsek cennet adresini bulamayız kıymetli dostlar. Şimdi bazen yolda giderken navigasyonu açıyor arkadaşlar. Bazen navigasyonun dediğini dinlemiyorlar. O zaman diyorum ki madem bunu açtın niye dinlemiyorsun? Adam sana yol gösteriyor. Madem bunu dinlemeyeceksin niye açtın ki bunu? Bildiğin gibi gitseydin o zaman. Sonra gidiyor açık gibi gördüğü yolda ileride tosuyor. Abi de dinleseydik diyor falan. Onun gördüğünü biz görmedik diyor. Sonuç olarak kıymetli dostlar, her birimizin Müslüman olarak niyetimiz, hedefimiz, menzilimiz neresidir? Hep niyet ediyoruz ki cennete gidelim, cemalullah'a ulaşalım değil mi? Hepimizin Allah'ın rızasını kazanmak, onun cennet ve cemaliyle şereflenmek diye bir niyetimiz var. Bu ömür sermayesini Allah bize bunun için vermiştir. Peki bu sermayeyi kullanırken navigasyonumuz ne olmalıdır? Kimin rehberliğinde yürümeliyiz? İşte Kur'an ve sünnet rehberliğinde yürümeliyiz. Bildiğim gibi, herkesin yaptığı gibi sözlerini kaldıracağız. Rabbimin emrettiği gibi, dinimin istediği gibi ilkesini ortaya koyacağız. O zaman taşlar yerine oturacak. O zaman menzile ulaşmak kolaylaşacak. Doğru adrese en kısa zamanda ulaşmak bu şekilde gerçekleşecek. Şimdi anlaşılır olduğu için söylüyorum. Bayrampaşa'dan çıkıyoruz. Maltepe'ye, Kadıköy'e, Üsküdar'a, Silivri'ye gideceğiz. Navigasyonu açtığın zaman diyor ki şu andaki şartlara göre 45 dakika sonra oradasın diyor. Eğer gerçekten her şey yolunda yürürse dediği gibi 45 dakika sonra da oluyorsun. İyi ki açtım diyorsun. Navigasyon şaşırabilir. Verdiği bilgiler şu an itibariyle doğru olur. Biraz sonra trafikte bir trafik kazası olur, yollar tıkanır.
arzu edilen şey verdiği hesaplar tutmayabilir. Ama ne dersiniz? Kur'an'da, sünnette Allah ve Resulü'nün verdiği hesaplar bozulur mu? Onların tutmadığı olmaz. Bunları yaptığınız takdirde salimen cennete girersiniz diyorsa bu kesindir. Bu bakımdan kıymetli dostlar, elhamdülillah Müslümanım, burası güzel. Bildiğim gibi yaşarım, burası yanlış. Emrolunduğum gibi yaşarım, burası doğrudur. Şimdi, böyle bir giriş yaptıktan sonra hemen okuduğum ayet-i kerimeye mana vererek hadis-i şerife geçiyorum. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım. Size laf anlatmak zor değil. Çünkü siz Allah'ın birliğini, kudretini, azametini biliyorsunuz, inandınız. İnandığınız Allah olarak ben size söylüyorum ki اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ Allah ve Resulü sizi hayata kavuşturacak, mutlu yapacak, dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak şeylere davet ettiği zaman hiç nazlanmayın, koşa koşa icabet edin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Emrin baş üstüne Allah'ım. Ne emredersen baş üstüne Allah'ım deyin. Demek ki Allah ve Resulü bizi bir şeye davet ettiği zaman, şöyle yapın dediği zaman, şöyle yapmayın dediği zaman bu söz bizi ilgilendiriyor. Trafikte polis dur dediği zaman duruyorsun. Geç geç dediği zaman geçiyorsun. Polisin dur dediği yerde durmasını bilen, geç dediği yerde geçmesini bilen, Allah'ın dur dediği yerde durmasını bilmezse nasıl kuldur ki? Geç dediğinde geçmesini bilmezse nasıl bir kuldur ki? Yani polise olan saygı, Allah'a olan saygıdan daha mı fazla? Tersine çevirelim, Allah'a olan saygı, polise olan saygıdan daha mı az? Böyle bir kulluk profili olabilir mi? Böyle bir Allah inancı olabilir mi? Bu inanç yeterli bir inanç olabilir mi? Polise duyduğu saygıyı Allah'a duymayan, vergi memuruna karşı duyduğu titizliği kiramen katibine duymayan, devlete ve emniyete vereceği hesaba duyduğu ilgiyi ahkemül hakimin olan Allah'a vereceği hesapla kıyaslayamayan, ona duyduğu ilgiyi oraya duymayan insanın imanı nasıl bir imandır? Sizce yeterli bir iman mıdır? Elhak değildir. Bu bakımdan اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ Sizi hayata kavuşturacak, mutluluğa eriştirecek, dünya ve ahiret saadet ve selametine ulaştıracak şeylere Allah ve Resulü sizi davet ettiği zaman hemen icabet edin. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ deyin. Ne emredersen baş üstüne deyin. Bu icabet sözlü icabet değil, fiili icabettir. Yani yerine getirin demektir. Şimdi bu ifadelerden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir hadis-i şeriflerinde dikkat etmemiz gereken bazı konuları saymış oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı konuları 3 olarak, bazılarını 4 olarak, bazı konuları 5 olarak, bazen 6 olarak zikretmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sayı zikretmesi hasıl için değildir. Yani 3 dediği 4 olmaz anlamında değildir. Sadece ezberlenebilsin, kolay anlaşılabilsin diyedir. Dolayısıyla bir meclislerinde sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Lil müslimi alel müslimi sittun bil ma'ruf diyor. Yani Müslüman mısın kardeşim? Müslümansın. Tamam. Müslüman toplumda mı yaşıyorsun? Evet, Müslüman toplumda yaşıyorum. Birbirinden kopuk olamazsın. Birbirine sırtını çeviren bir toplum olamazsın. Eğer sen Müslümansan, Müslüman bir toplumda yaşıyorsan, baba evlat
birbiriyle nasıl bağlantıları varsa, karı kocanın bir şekilde birbirleriyle bağlantısı varsa, abi kardeşin birbirleriyle nasıl bağlantısı varsa, her Müslümanın diğer Müslümanlarla mutlaka bağlantısı olmalıdır. Kıymetli dostlar, aynı apartmanda yaşadığımız komşularımızın ismini, ne iş yaptığını, nereli olduğunu bilmeyiz. Halbuki onların her birisi Müslüman insanlardır. Mutluluk duyarız Müslüman komşularımız var diye. Bir İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Rusya'da bir apartmanda otursaydık, belki o apartmanda sadece Müslüman biz idik. Diğerlerin hiçbirisi Müslüman değil olabilir. Genelde öyle. Oysa burada ise yaşadığımız apartmanda, komşu apartmanda herkes Müslüman insanlardır. Ama bir apartmanda yaşadığımız, beraber yaşadığımız bir apartmanda alt komşu, üst komşunun ismini bilmiyorsak, ne iş yaptığını bilmiyorsak, hiçbir araya gelmiyorsak, biz Müslüman olarak ona karşı, o Müslüman olarak bize karşı birbirimizden kopuk yaşadığımız sürece Allah ve Resulü'nün tarif ettiği, tavsif ettiği bir Müslüman olamayız. Yaşadığımız apartmanlarda komşumuz olan insanlarla olan münasebetlerimizde ismini bilmediğimiz, nereli olduğunu bilmediğimiz, ne iş yaptığını bilmediğimiz, beraber yüz yüze, göz göze gelerek muhabbet kuramadığımız insanlara karşı kesinlikle görevimizi biz yapmış değiliz. Peki, şimdi ne dersiniz? Bir başka konuya geleceğim. Kocatepe Camisi veya herhangi bir camide, 5 vakit namazda neredeyse camide cemaat olan insanlar, sadece safta bir araya gelir. Caminin girişinde ve çıkışında, benim yan tarafımda her sabah namazımda duran adamın ismi ne? Bilmem. Nereli? Bilmem. Ne iş yapar? Bilmem. Nerede oturur? Bilmem. Hepsi bilmem bilmem. Nasıl samimiyet bu? Nasıl samimiyet bu? Nasıl Müslümanlık bu? Apartmanda birbirimizi tanımayız. Camide, safta birbirimizi tanımayız. Görevlinin ismini herkes bilir. Ama görevli cemaatin ismini bilmez. Bizim ortak paydalarımız az değil ki. Bizim cenazelerimizde, düğünlerimizde, çocuklarımızın doğduğunda, sevindiğimizde, üzüldüğümüzde hep beraber güler, hep beraber ağlar, hep beraber sevinçlerimizi paylaşırız, tasalarımızı paylaşırız. Öyle olması gerekmez mi? Elbette öyle olması gerekir. Cemaatiyle tamamen kopmuş bir görevli düşünün. Cemaatiyle tamamen kopmuş bir görevli. Komşularıyla tamamen kopmuş bir Müslüman. Hatta akrabalarıyla da tamamen kopmuş bir Müslüman. Hangi kitapta var? 104 kitabın neresinde var? Kur'an'da yok böyle bir Müslüman tanımı. Sünnette yok böyle bir Müslüman tanımı. Dolayısıyla kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslüman mısın? Elhamdülillah, hakka mümin ve Müslümanım. O zaman dikkat et. 6 tane konuda hassas olacaksın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 6 konuda hassas olacaksın. Nasıl yani? Sen bir Müslümansan, Müslüman bir toplumda yaşıyorsan, yaşadığın toplum içerisindeki insanlara karşı 6 konuda hassas olacaksın. Vurdum duymaz olmayacaksın. NATO mermer, NATO kafa derler. Bir insan sabit bir fikirli olur. Ne söylerse söylensin, bunları kabullenmez olursa, kaba bir tabirle NATO mermer, NATO kafa derler. Bir Müslüman öyle olmamalı. Müslümanlara karşı 6 yönüyle hassas olması gerekir. Nedir bu 6 yön? Birincisi, يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ Müslüman, Müslümanla karşılaştığı zaman, evvela selamda cimrilik yapmayacak.
Selamda cimrilik yapmayacak. Elhamdülillah kıymetli dostlar. Ülkemizde %98 kime selam verirsen ver, ve aleyküm selam der. Doğru mu? Kime selam verirsen sen ver, sarhoşa bile selam versen ve aleyküm selam der. Belki öbüründen daha samimi alır. Çünkü ona selam veren çok yok, birisi verince aşk ile aleyküm selam der. Şimdi Türkiye'de karşılaştığımız her insan Müslüman olduğu kanaati çok daha fazladır. Bu vesileyle selam vereceğimiz insan çok ülkemizde. Sabahleyin apartmandan çıktık. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Karımızı çok severiz. Bir limonu bir yerde 1 liraya, bir başka pazarda 2 liraya, bir başka pazarda 3 liraya satacak olursak ne dersiniz? Limonu satan hangi pazarda satar? 1 liralık pazar var, 2 liralık pazar var, 3 liralık pazar var. Siz limoncu olsanız nerede satarsınız? 3 liralık pazarda satarsınız. Çünkü orada kar daha fazla. Geliyor bir tanesi, Esselamu aleyküm diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 diyor. Arkadan birisi geliyor, Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Efendimiz 20 diyor. Arkadan birisi geliyor, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. Efendimiz 30 diyor. Dediler ki ya Resulallah, bir 10 meselesi var, bir 20 meselesi var, bir de 30 meselesi var. Bu neyin nesi? Dedi ki birinci gelen arkadaşımız Esselamu aleyküm dedi. Cenab-ı Hak ona 10 hasene yazdı. İkincisi duayı çoğalttı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Cenab-ı Hak onunkini 20 kat yazdı. 20 hasene yazdı. Arkadan gelen ise Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Cenab-ı Hak onunkini 30 kat yazdı. Demek ki bir selam var 10 alırsınız, bir selam var 20 alırsınız, bir selam var 30 alırsınız. Bu size bağlı. Esselamu aleyküm derseniz 10 alırsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah derseniz 20 alırsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu derseniz o zaman 30 alırsınız. Hangisini isterseniz onu yapın. Bir selamla neler kazanıyor insan değil mi? Bir selamla neler kazanıyor? Bir de şunu söyleyeyim. Esselamu aleyküm sıradan bir selamdır. Karşılıklı bir diyalog başlangıcıdır. Ama bir adama sen bir yere gittiğinde Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyince biraz daha samimi bir hava vardır orada. Dostane bir hava oluşturmuş oluyorsun. O dostane hava da gerçekten muhtaç olduğumuz noktadır. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen söylüyorum, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ben size bir şey söyleyeyim ki, onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayın buyurmuşlardır. Bu bakımdan Müslümanla karşılaştığı zaman selamda cimri olmamalı. Bir meclisten ayrılırken de selamda cimri olmamalı. Selam deyince, Esselamu aleyküm deyince, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyince karşı iki tarafa şunu söylemiş oluyoruz. Selam, selamet. Yani borçlarından kurtulman, ailevi huzursuzluklarından kurtulman, hastalığından şifa bulman, ne kadar dert, sıkıntı, ızdırabın varsa dünyada bunlardan kurtuluşun. Kabir ve ötesinde, mahşerde ve sıratta karşılaşabileceğin bütün sıkıntılardan kurtuluş senin üzerine olsun demiş oluyorsun. Selamın içerisinde bu vardır. Bana güvenebilirsin, benden sana zarar gelmez. Ayrıca senin başına gelebilecek dünyevi, uhrevi bütün sıkıntılardan kurtuluş, saadet senin üzerine olsun diye dua etmiş oluyorsun. Sana bu duayı yapan dost olur mu olmaz mı? Elbette dost olur. O zaman Müslüman, Müslümanın dostudur. Birbirimize karşı selamda cimrilik yapmayalım. Bir de şunu söyleyeyim ve burasını geçeyim. Kıymetli dostlar, diyelim ki birisi bizim yanımızdan geçti ama selam vermedi.
Müslüman Müslümana karşı suizanda bulunacak yerde hüsnüzan yapmak daha doğrudur. Çok dalgındı. Herhalde çok derin bir derdi vardı. Veya beni görmemiştir demek lazım. Bana kasıtlı olarak selam vermedi dediğin zaman ortada bir fitne kazanı dönmüş olur. Çok mu merak ediyorsun? Hakkındır. Selam vermeden geçti. Kardeşim, selamına ihtiyacım var, ne olursun de. Bak ne diyecek sana? Tebessüm edecek. Özür dilerim kardeşim, selamun aleyküm. Diyecek mi, demeyecek mi? Diyecek. Sana selamını esirgediğinden değil, dalgın olduğundan veya başka bir sıkıntısı olduğundan dolayıdır. Yani suizannede düşmemek ama selamı da bir taraftan toplumda yaymak lazım. Müslümanın Müslümana karşı dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi selam konusudur. Selam bizi birbirine yaklaştıran, birbirine efendim sevdiren bir unsurdur. Çocukluğumuzda böyle çocukları kendi yapısı gereği böyle korkutan bir yaşlı amca vardı böyle. Paltosunu giyerdi, siyah paltosunu. Çocuklarla yolda karşılaştığı zaman tutum ve davranışını değiştirdi. Biz de çocukken korkardık ondan. Yolda karşılaştığımız zaman kaçacak delik arardık. Fakat tabii köy yollarında kaçacak yerde olmayınca arada 5 metre varken işte falanca amca babamın selamı var sana derdik. O ve aleyküm selam deyinceye kadar biz geçerdik zaten. Yani ancak adamın yanından selamla geçerdik. Selam verdiğimiz zaman karşıki taraf bize, biz de karşıki tarafa güven içerisinde olduğumuzu, olabileceğimizi ifade etmiş oluyoruz. Kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir Müslüman, yaşadığı Müslüman toplumda kendisi gibi olan o Müslümanlara karşı hassas olması gereken 6 konudan birisi selam konusudur. Karşılaştığı zaman mutlaka selamla başlamalı, ayrılırken selam duasıyla ayrılmalı. İkincisi ve yucibuhu izâ da'âhu. Bir mümin kardeşin seni davet ediyor. Kardeşim gel diyor. Düğün daveti diğer davetlerden daha önemlidir. Çünkü onunla ilgili özel başka hadis-i şerifler de vardır. Ama burada mutlak olarak zikrediliyor. Kardeşin seni çaya davet etti. Yemeğe davet etti. Sohbete davet etti. Bir engel yoksa o kardeşinin davetine icabet edilir. Bir kardeşin sana gel çay içelim dediyse, sana ilgi duymuştur, seni sevmiştir, arada muhabbet köprüsünü kuvvetlendirmek istemiştir, sen de onun davetine icabet eder, bir çayını, iki çayını içersen, aradaki muhabbet güçlenir, kuvvetlenir. Buna ihtiyaç var mı? Mealen söyledik ya, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız buyurdu. Demek ki biz müminler olarak birbirimizi sevmeye ihtiyacımız vardır. Bu sevgi Allah için olan sevgidir. Bir insan düğün yapıyorsa, oğlunu evlendiriyor, kendisi evleniyor, kızını evlendiriyor, kendisi evleniyor neyse. Eğer seni davet ediyorsa ne demektir? Kardeşim ben seni düğünümde görmek istiyorum. O kalabalığın içerisinde senin mah cemalinden de senin nurundan, feyzinden, bereketinden de istifade etmek istiyorum demiştir. Seni toplumun arasında, dostların arasında görmenin mutluluğunu yaşayabileceğini sana söylemiştir. Eğer bir engel yoksa neden bu mutluluğu ona yaşatmıyorsun ki? Elbette düğün davetine icabet etmek, engel yoksa, başka bir sıkıntı yoksa davete icabet etmek kuvvetli sünnetlerden bir sünnettir. Ancak burada şunu da siz kardeşlerimle çok açık ve net bir şekilde paylaşmak isterim. Bazı düğün davetleri veya düğün merasimleri işi o kadar abartıyorlar ki çığırından çıkarıyorlar. Bakın dostlar, düğün davetlerinde evlenen gençlere yardımcı olmak, takı takmak güzeldir. Evlenenlere yardım etmek güzeldir. Ancak işi çığırından çıkarmamak lazım. Ne demek işi çığırından çıkarmamak? Bazı bölgelerde örf olduğu için söylüyorum. Bazı yerlerde gördüğüm için söylüyorum. Damat veya gelini dikiyorlar kapıya. Kamerayla beraber kim ne takıyorsa hepsini kayıt altına alıyorlar. Hayırdır, sen kiramen katibin misin? Kamerayla takıları neden kayıt altına alıyorsunuz? Psikolojik baskı yapmak için mi?
Bakın, ben kendi hür irademle 50 lira takacağım, kamera karşısında psikolojik baskı altında kaldığım için 100 lira taktığımda o 100 liranın 50 liralık bereketi bile olmaz. Bu helal olmaz. Psikolojik baskı ile bir insandan para almak helal olmaz. Onun için düğünlerde, takılarda sakın ola da takıları kamera altına alayım, bu yanlıştır. Hangi niyetle yaparsanız yapın, yanlıştır. Takı takacak olan insan, hür iradesiyle gönlünden coşan neyse bereket oradadır. Bazıları, ben senin düğününe geldiğimde 100 lira takıyorsam, sen de benim düğünüme geldiğin zaman 100 lira takacaksın. Bu da yanlış. Senin şartlarınla benim şartlarım aynı mı? Sen o gün bir düğüne geldin, 100 lira taktın. Ben o gün, benim senin düğününe katıldığım gün 3 tane düğüne katılacağım. O zaman ben 300 lira mı takmış olacağım? Evdeki hesap çarşıya uymaz. Düğün davetlerini rasyonel hale getirmek lazım. Abartılı bir şekilde insanların nefret ettiği, gitmekten çekindiği bir manzaraya dönüştürmemek lazım. Ben ne verdiysem, sen de bana onu vereceksin. Yok böyle bir şey kardeşim. Belki ben seni verdiğinden daha fazlasını vereceğim. Düğüne davet ettiğimiz kişileri, varlıklarının bereketinden istifade etmek için çağırmalıyız. Takısından dolayı çağırmamalıyız. Elbette, oraya gelen insan durumuna göre, şartlarına göre yapabileceği yardımı zaten yapacaktır. Çünkü kendisi de evlenirken veya evlendirirken takı takılmıştır, yardım edilmiştir. Bizim düğünlerde evlenenlere yardım anlayışımız güzeldir. Ancak bunu kameralarla kayıt altına almak yanlıştır. Ben sana ne verdiysem sen de benim düğünüme geldiği zaman onu vereceksin anlayışı yanlıştır. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Bu yanlışlardan vazgeçerek düğün davetlerine icabet etmek, müminin mümine yapacağı davetler içerisinde en çok önemseyeceği davetlerin başında gelir düğün daveti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim meşru bir düğüne davet edilir de icabet etmezse, davet edenin davetini reddetmiş değil, benim davetimi reddetmiştir diyor. Dikkat buyurun. Bir mümin bir düğüne davet edilir de, meşru bir düğüne davet edilir de, bu davete gereksiz ve sebepsiz bir şekilde icabet etmezse, davet edenin kişinin davetini reddetmiş değil, benim davetimi reddetmiştir diyor. Yani burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evlenen o damat benim oğlumdur diyor. Evlenen o hanım kız benim kızımdır diyor. Benim oğlumun davetine geliyorsun, benim kızımın davetine geliyorsun diyor. O niyetle geleceksin. O zaman damadı da Peygamber Efendimiz'in oğluna münasip bir damat, gelini de ona münasip bir gelin yapmak lazım. Veya düğün merasimini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düğün merasimine benzetir bir merasime de dönüştürmek. Tabii bunlar bu bütünün parçalarıdır. Bunları birleştirmek lazım. Şimdi bir Müslüman bir Müslümana sırtını çeviremez. Her Müslümanın Müslümanlara karşı değişik vazifeleri var. Karşılaştığı zaman selam verecek, bir meclisten ayrılırken selam verecek, bu bir. İkincisi, davet edildiği zaman davete icabet edecek. Bu davette birinci sırada dediğim gibi düğün davetleri ön sırada gelir. Bunun dışındaki davetler de önemlidir. Birkaç defa kürsüden söyledim. Davet anlayışı aşağı yukarı toplumda bitti gibi. Davet anlayışı bitti gibi. Yani arkadaşımı davet edeyim, çay içelim, bir yemek yiyelim, sohbet edelim anlayışı bitti. Lokantalarda zaten komşuluk ilişkilerini, arkadaşlık ilişkilerini tamamen evin dışarısına taşıdı. Evlerde bereket yok. Kardeşim, misafirin gelmediği evde bereket arama. Çok affedersin, öküzün altında buzak olur mu? Olmaz. Sen evinde, kazancında bereket olmadığından şikayet ediyorsun. O zaman ben sana şu soruyu sorayım. Bereket olması için hangi sebeplere tevessül ettin, söyler misin? Evinde taadiyle erken üzere namaz kılınıyor mu? Kuşluk namazı kılınıyor mu? Efendim, evinde Kur'an okunuyor mu? Evine misafir geliyor mu? Bunların hiçbirisi yoksa, senin evinde bereket olursa şaşırırım ya. Bereket olursa şaşırırım. Bereketi gerektiren sebeplere tevessül edeceksin, Allah bereketi verecek. Bazı insanlar 2000 lira maaşla gül gibi yaşar,
Bir başkası 4.000 lira maaşla borçtan çıkamaz. Ay sonunu getiremez. Eve ona borçlanır, buna borç. Ya kardeşim, aynı ailede iki kişi, aynı ailede 2.000 lirayla o sayıda, o kadar aileye sahip, kişiye sahip olan insan vardır ki 2.000 lirayla gül gibi geçiniyor. Sen 4.000 lirayla geçinemiyorsun. Aradaki fark ne? Kelle farkı değil, mide farkı değil. Bereket, bereket farkıdır. Bereket farkıdır. Allah kazanca bereket verirse az çok olur. Allah bereket vermezse çok az olur. Kolay bu. Şimdi, burasını da geçtim. Üçüncü olarak ve yüşemmituhu ida atase. Şimdi toplumda elhamdülillah Müslüman bir toplumuz. Ama birisi aksırdığı zaman ne yapılması gerekir? Bizde genelde örfte çok yaşa derler. Çok yaşa derken yani ömrü sınırlıdır. Çok yaşa derken ömrü mü uzamış olacak bu adamın? Çok yaşa demek bir dua gibi gözüküyor ama Müslüman Müslümana aksırdığı zaman söylemesi gereken bu değildir. Bir insan aksırdı, aksıran kişi elhamdülillah demeli. Aksırmak bir nimettir, elhamdülillah ile onu taçlandırmalı. Aksırıp elhamdülillah diyen kişinin yanındaki Müslüman yarhamukallah demesi lazım. Yarhamukallah. Allah sana her işinde rahmetiyle tecelli eylesin. Allah sana acıyarak muamele eylesin duasını yapar. Kim? Aksıran kişi elhamdülillah deyince bunu duyan Müslüman ne diyor? Yarhamukallah diyor. Bu sefer aksıran kişi kendisine Allah sana rahmetiyle tecelli eylesin diye dua edene yehdina ve yehdikumullah. Allah bize de size de cennete ve cemalullah'a gidecek yolu, istikameti nasip eylesin diye dua yapar. Bir aksırmada bir elhamdülillah, bir yerhamukallah, bir de yehdina ve yehdikumullah vardır. Kültürlü ailelerde, kültürlü toplumlarda, din kültürüne sahip olan toplumlarda bu dualar havada uçuşur. Bu kültürden yoksul olanlar çok yaşadır, bir mendil uzatır, aksırdın al sana. Efendim selpakla ağzını burnunu düzelt derler. Üçüncüsü bu, dördüncüsü ve yauduhu ila merida. Bir Müslüman, bir Müslüman toplumda yaşıyor. Çevresinde Müslümanlar var. Onlardan soyutlanamaz. Onlara karşı sosyal vazifeleri vardır. Bu sosyal vazifelerden birisi de hasta olduğu zaman ziyaret etmek. Çocukluğumda hatırladığım bir şey vardı. Köylü çocuğuyuz biz. Bilhassa cuma günleri camilere gelen yaşlılar cumadan sonra veya cumadan önce nerede hasta varsa böyle sıraya girerlerdi, hastayı ziyaret ederlerdi. Hem cuma günü cuma namazı vazifesi kabul ederlerdi, hem de köyde hasta olup cumaya gelemeyecek şekilde yatalak olan hastaları gidip ziyaret ederlerdi. Yani eski örf ve adetlerimizde dinimizden kaynaklanan hasta ziyareti meselesi önemli bir meseleydi, güzel bir alışkanlık idi. Şimdi ise bir camiye devam eden cemaat hasta oluyor. Ne imamın haberi var, ne müezzinin haberi var, ne de yan yana omuz omuza namaza durduğu arkadaşının haberi var. Kimsenin haberi yok. Haber de olmayınca adam evinde yatıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün gelen yok, giden yok. Diyor ki ya ben camide cemaattim, beni adam yerine koyan yok, gelen yok, giden yok. Onun hastalığı adam yerine konmadığını düşünerek iki kat artmış oluyor, doğru mu? Evet, doğrudur. Bakın kardeşler, bir hastayı ziyaret ettiğinizde beni adam yerine koydular diye sevinir mi, sevinmez mi? Sevinir. İki, hastanın duası da makbuldür, hastanın yanında dua da makbuldür. Hastanın Allah senden razı olsun der, güzel bir duadır. Sen ona dua edersin, moral verirsin, ayrıca sevap kazanırsın. Bir başkasını söylüyorum. Sabah evinden çıktın, bir hastayı ziyaret ettin. Evinde, hastanede hastayı ziyaret ettin. Akşama kadar.
Akşam ziyaret ettin, sabaha kadar 70 bin tane melek hastayı ziyaret eden kişi için istiğfar ederler. Allah'ım, bu bir Müslüman kardeşinin, yatan hasta kardeşinin gönlünü almak için gitti, ziyaret etti, buna rahmetinle tecelli eyle diye sabahtan akşama kadar 70 bin melek istiğfar eder. Dolayısıyla biz hastayı ziyaret ettiğimizde en çok kazanan hasta değil, en çok kazanan biz olacağız. Öyleyse kıymetli dostlar, Müslüman bir toplumda, Müslümanın Müslümana karşı vazifeleri arasında hasta olduğu zaman ziyaret en önemli ziyaretlerden birisidir. Haçtan geleni ziyaret ederiz, umreden geleni ziyaret ederiz. Onlardan çok daha önemlidir hasta olanı ziyaret etmek. وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتْ Öldü, bir Müslüman öldü. Müslüman öldüğü zaman diğer Müslümanlar, komşusu, tanıyanları, bilenleri bunlar ne yapmalıdır? Onun cenazesinde seferber olmalıdırlar. En azından cenazesine iştirak etmelidirler. Şimdi komşu komşunun cenazesine iştirak etmezse ayıp olmaz mı? Komşulukla bağdaşır mı? Bağdaşmaz. Onun için Müslüman, Müslümanın cenazesine iştirak etmelidir. Etmek de Müslümanın, Müslüman üzerine olan hakkıdır. Bildiğin bir komşun, bildiğin bir Müslüman ölmüştür. O ölen adamın sende hakkı vardır. Nedir o hakkı? Cenazesine katılacaksın. Bir engel yoksa cenazesine katılacaksın. Katılırsan Allah Celle Celaluhu senin mükafatını verecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir insan bir Müslüman kardeşinin cenazesine katılırsa bir kırat sevap alır. Eğer defne de katılırsa, defne işlemine de katılırsa iki kırat sevap alır. Dediler ki, ya Resulallah, kırat nedir ki? Kırat Uhud Dağı ağırlığınca tasadduk etmiş demektir. Yani bir cenazeye katılıyorsunuz, o cenazenin yakınları, çocukları, kardeşleri, annesi, babası kim varsa onlar sizi görüyor, cenazenin kalabalıklığından mutluluk duyuyor. Efendim, onları sevindiriyorsunuz. O ölen kişinin hakkını cenazeye katılmak suretiyle ödemiş oluyorsunuz. Bazı insanlar vardır ki kardeşler, cenaze konusunda hiç hassas değildir. Hiç hassas. Akrabası ölür, camideki cemaati, komşusu ölür, gitmez cenazeye. Kendisinin de bir gün cenaze olacağını düşünmez. Biz şimdi bazı cenazelerde bakıyoruz ki, öğlende ikinde cenaze oluyor. Bazı cenazelerde bakıyoruz ki cami doluyor, cami almıyor. Bazı cenazelerde hiç değişen bir şey yok. Normal cemaat neyse o kadar cemaat. Kardeşim, sen hayatındayken kimsenin cenazesine gitmezsen, öldüğün zaman senin cenazene de kimse gelmez. Men dakka dukka denmişti. Men dakka dukka denmiş. Ne yaparsan karşılığını bulursun. Evet, cenazelere iştirak etmek de Müslümanın Müslümana olan vazifelerinden birisidir. Son vazifede ve yuhibbu lehu ma yuhibbu li nefsihi. Bir Müslüman, Müslüman kardeşi için kendisi için sevdiği neyse onun için de onu sevecek. Ben kazanayım, sen yok. Öyle bir şey yok. Ben yükseleyim, sen yok. Öyle bir şey yok. Kendin için neyi seviyorsan, kardeşin için de onu seveceksin. Bu Müslümanın Müslüman üzerine olan 6 tane görevinden bir tanesidir. Kıymetli dostlar, sözlerimi şöyle bitireyim. Ezan-ı Muhammed'i okundu, namaza kalkacağız. Saflarımızı doldurup düzeltip öğle namaza duracağız. Hava şartları belli. Şimdi kıymetli dostlar, sözlerimi şöyle bitirmiş olayım. Okuduğum hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Müslümanın Müslümanlara karşı olan 6 tane görevini bahsetti. Biz de camiye Müslümanlar olarak toplaştığımıza göre bu konuların her birisi her birimizi eşit şekilde ilgilendirir. Doğru mu? Öyleyse camiye gelirken efendim bir şekilde geldik. Şimdi çıkarken bu hadis-i şerifteki izahları duyarak gitmiş olduk. Gelin kardeşler şöyle yapalım. Bundan sonraki hayatımızda selam konusunda daha ciddi olalım. Hasta ziyareti konusunu gündemimize alalım. Davetlere icabeti, komşu ilişkilerini tekrar gündeme oturtalım. Aksırma esnasındaki dualar neyse bunları ezberleyelim. Parayla değildir bunlar, ezberleyelim. Efendim, cenazeler iştirak konusunda farklı bir tutum içerisinde olalım. Geçen de örneğini vermiştim. Adam cenazesini, hanımının cenazesini tek başına kendisi götürdü. Tek başına gitti, arabada kendisi var. Arabadaki şoför, cenaze arabasının şoförüyle imam musallata
affedersin, cenaze arabasından mezarlığa indiriyor taputu. Oğlum diyor, yardımcı olan bir delikanlıya, oğlum diyor, biz diyor maddi varlığımız yerinde olan insanlarız ama şimdiye kadar kibirden, gururdan kimseyle ilişki kurmadık. Komşularımızın hiçbirisine değer vermedik, kimsenin cenazesine katılmadık. Şimdi gördüğün gibi benim hanım öldü, defnetmeye gelirken ben geldim, başka kimse gelmedi. Ben de ihtiyar olduğum için tutamıyorum taputuna, Allah razı olsun siz cenazeyi indirdiniz, mezara indirdiniz diyor. İşte hayatta kimseye değer vermezsen, kimsenin cenazesine katılmazsan senin de cenazene katılmazlar. Efendim rastgele camide birkaç tane cemaat bulursan mezarlığa kimseyi bulamazsın. Şoföre yalvarırlar işte, şoför efendi gel bunu mezara indirelim derler. Allah hepimize yardım eylesin. Kıymetli dostlar, ülke olarak ciddi bir sıkıntı içerisinden geçiyoruz. Afrin'de ordumuzun ve devletimizin karşı karşıya kaldığı sıkıntı sıradan bir sıkıntı değildir. Karşımıza sadece bir grup, iki grup, bir çete savaşı değildir bu. Herkesin bildiği gibi, dünyanın okuduğu gibi egemen güçler Türkiye'yi, ülkemizi, cennet vatanımızı sıkıntıya sürüklemek istiyorlar. Ve ülkemize diz söktürmek istiyorlar. Ülke olarak ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Biz talebelerimizle, dostlarımızla, cemaatimizle paylaştığımız gibi sizinle de paylaşıyoruz. Duanın gücü küçümsenemeyecek bir güçtür. Dolayısıyla dua edecekler, dua edecek ki her birimiz dua noktasında, her birimiz dua edebiliriz. Bu silahı her birimiz kullanabiliriz. Aile bireylerimizle kullanabiliriz. Efendim, kendimiz kullanabiliriz. Başka gücü olanlar o gücünü kullandıracaklardır. Rabbim ordumuza yardım eylesin. Ülkemize diz söktürüp değişik badirelere ülkemizi sürüklemek isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Diz söktürmek isteyenlerin diz söktüğünü, hatta secdeye kapandığını, bütün dünyanın gördüğünü görebilmeyi de nasip eylesin. En kısa zamanda Afrin'de meydana gelen, ülkemizin güvenlik koridorunu oluşturma adına meydana gelen bu operasyonun ülkemizin ve ordumuzun zaferiyle bitmesini, huzur ve asayişin sağlanmasını Rabbim görmeyi de her birimize nasip eylesin. Rabbim canını bu uğurda veren, bizim güvenlik ve asayişimizi temin maksadıyla veren şehitlerimize yüksek makamlar ihsan eylesin. Annelerine, babalarına, sevenlerine sabrı cemil, ecri cezil, amali salihat üzere uzun ömürler nasip eylesin. Bu operasyonlarda yaralanmış olan kardeşlerimize, yavrularımıza Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Arslanlar gibi cephede savaşan o gençlerimize, Mehmetçiklerimize, komutanlarımıza güçlü, kuvvetli cesaretler, isabetli görüşler ve isabetli vuruşlar nasip eylesin. Salimen, ganimen operasyonu tamamlayıp kışlalarına, yuvalarına dönmelerini nasip eylesin. Amin. Rabbim helal, bol, bereketli kazançlarla her birinizi merzuk eylesin. Amin. Yanında iyi cömertlik de nasip eylesin. Amin. Ha bu oldu şimdi. Amin. El-Fatiha.